Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan Netanyahu'ya sesleniyorum, sende atom bombası var mı, yok mu? Varsa çık açıkla. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol, neye sahip olursan ol. Artık ecelin geliyor, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminin ilk sırasında yine İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmü vardı. Erdoğan, kadın ve çocuk demeden yaklaşık 40 gündür Gazze'deki masumları öldüren İsrail'e sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, geçtiğimiz günlerde İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun yaptığı itiraf niteliğindeki açıklamaya değindi. Netanyahu, sende atom bombası var mı yok mu açıkla. Bilindiği üzere Eliyahu, abluka altındaki Gazze şeridine nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya ya da çöle gitmesi gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, buradan Netanyahu'ya soruyorum, sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla, diye sordu. Erdoğan daha sonra ise, ey İsrail, sende atom bombası ve nükleer bombası var. Bunları biz biliyoruz. Artık ecelin geliyor. Niye sahip olursan ol gidicisin, şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri şöyle. Savaşında bir ahlakı vardır. Savaş hukukunun ilk kuralı ise çocuklara, kadınlara ve yaşlılara, hastalara dokunmamaktır. Küvezdeki kundaktaki bebekleri katledenler, insanların suyunu, yakıtını keserek ölüme mahkum edenler. Buradan Netanyahu'ya soruyorum, sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Ey İsrail, sende atom bombası ve nükleer bombası var. Bunları biz biliyoruz. Artık ecelin geliyor. Neye sahip olursan ol gidicisin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamaları ise şu şekilde. Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Grup toplantımız partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün kuruluşunun 40. yıl dönümünün kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetli kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramlarını tebrik ediyorum. Zulme dur diyen kahramanlara rahmetle yad ediyor, Kıbrıs halkına selamlarımı gönderiyorum. Kıbrıs'ın yanında olmaya devam edeceğiz. İsrail vahşetini durdurmak için imkanları seferber ettik. Gazze'de tarifi imkansız acılar yaşanıyor. Hükümet olarak bir taraftan İsrail vahşetini durdurmak için diplomasi yollarını kullanırken, bir yandan da ülkemizi güçlendirmek için uğraşıyoruz. Her alanda geniş bir yelpazede ülkemize hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürdük. 28 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlediğimiz mitingle mazlum Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Mitinge katılan Sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte tüm genel başkanlara ve siyasilere teşekkür ediyorum. Ertesi gün 29 Ekim'di. Büyük bir coşkuyla kutladık. Filistin mitingini bahane ederek fitne peşinde koşan istismarcılara ders verdik. Donanmamızın resmi geçit töreni çok önemli mesajlar içeriyordu. Bu tören vesilesiyle ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını bulduk. TCG Anadolu'nun donanmamıza nasıl güç kattığını gördük. Bununla yetinmedik. Yeni bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. Gökbey 20 bin fit intifa testini sorunsuz şekilde tamamladı. Aksungur İHA 30 bin fit uçuşunu başarılı şekilde yaptı. Her alanda kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Nasıl ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını %80'lerden %20'lere düşürdüysek, savunma sanayi konusunda tam bağımsızlığa kavuşacağız. Bölgemizdeki meseleler bunun ne kadar hayati olduğunu göstermiştir. Huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak güçlü olmak zorundayız. Siyasetiyle, ekonomisiyle, sosyal yapısıyla askeri olarak güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar.
Yıllarca Ermenistan ülkemiz topraklarıyla ilgili hayaller peşinde koştu, Karabağ Savaşı'yla dersini aldı, yerine oturdu. İsrail'in de sonu hüsran olacak. Komşularımızı bize karşı kışkırtmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. İsrail yöneticileri hiç merak etmesinler. Bunların da sonu hüsran olacak. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Tek bilek olduğumuz sürece kimse sırtımızı yere getiremez. Güçlü ve modern bir ordu olmazsa olmazımızdır. İyi yetişmiş jandarma, polis teşkilatı huzurumuz demektir. Elbette hepsinin tamamlayıcısı yatırıma, istihdama dayalı sağlam ve dirençli bir ekonomidir. Diğer türlü bu topraklarda bize nefes alma hakkı tanımayacaklarını çok iyi biliyoruz. Bir asır önce bunu Çanakkale'de yaşadık. Zayıf düşersek bu barbarlığın çok daha kanlı ve çok daha kanlı bir şekilde tekerrür etmesine engel olamayız. Vatanımızın bekası için çalışan başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere herkese muvaffakiyet diliyorum. AB Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapması için daha kaç çocuk ölmelidir? Netanyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Maalesef beklenen gelişmeler olmuyor. Batı hep birlikte ters yüz oldu. Fransa önce farklı açıklamalar yaptı, daha sonra geri vitese taktı. Biz istiyoruz ki Filistinlilerin durumu gibi dimdik, dosdoğru olun. Sabah başka akşam başka olmayın Türkiye gibi olun. İsrail katliamlarına tam 40 gündür devam ediyor. Hastaneleri, okulları kasıtlı olarak hedef alan İsrail, bir şehri içindeki insanlarla beraber topyekun yok etme stratejisi uyguluyor. Bir devlet terörü estiriyor. İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Haklarını elinden aldınız. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte aldılar. Ama hala benim ülkemde Hamas'ın siyasi bir parti olduğunu anlayamayanlar var. İsrail insanlık vicdanında da şimdiden mahkum olmuştur. Mazlumun yanında saf tutan tüm Filistin dostlarını saygıyla selamlıyorum. İsrail katliamlarına bu şekilde devam ederse, terör devleti olduğunu tescil ettirecektir. Allah'ın izniyle zafer Filistinlilerin olacaktır. Bizi üzen Gazi Meclisimizin kürsüsünden söylenen sözlerdir. Bazıları işgalcilerle vatanını savunanları bir tutabiliyor. Şu hakikati göremiyorlar, meselenin doğrudan ülkemizin varlığı olduğunu anlamıyorlar.